Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün para konuşacağız. Para nedir konuşacağız. Para nedir? Kripto paralar için toplandık aslında buraya. Ama kripto parayı, Bitcoin'i anlatabilmek için öncelikle paranın ne olduğunu anlatmamız lazım insanlara. Paranın tarihçesini ve durumunu anlatabilirsek sonra kripto paraları anlatabiliriz. Merakla bekliyoruz. Para değiş tokuş aracıdır. En temel ifadesiyle çok kısa basit. Bir şeyi alırken ya takas kullanıyorsun ya da bir aracı kullanıyorsun. Bu aracı olarak da insanların aklına milattan önce 7. yüzyıl sanırım Lidyalıların başının altından çıkıyor. Diyorlar ki ya biz bu buğdayı götürüyoruz, arpayı alıyoruz, çuval çuval taşıyoruz takas için falan filan ya. Bir şey yapalım, temsili, onu verelim buğdayı alalım, onu verelim makarnayı alalım gibi. Tamam, bu mantıklı. Toplanıyorlar kendi aralarında. Yalnız diyor hani ben diyor ne vereceğim gazoz kapağı verip buğday alacak halim yok ya diyor. Bunun bir ağırlığı, bir değeri olması lazım ki karşılığında aldığım zaman, elimde tuttuğum zaman he bunu verdim buğdayı ama karşılığında bunu aldım diye. Adamlar altın ve gümüş sikkeler basıyorlar. Ve belli bir ağırlığı, belli bir maddi değeri olan şeyler aslında onlar. Yükte hafif, pahada ağır. İşte buğday karşılığında yükte hafif, pahada ağır, altın ve gümüş sikkeleri kullanmaya başlıyorlar. Para insanlık tarihinde böyle doğuyor. Altın o zaman da mı kıymetli? Kıymetli. Yani kıymetli bir maden. Tamam. Güzel, bunu aklımızda tutalım. Altın o zaman da kıymetli bir maden. Bu zaman da çok kıymetli bir maden. Bundan 50 sene sonra da çok kıymetli bir maden olmaya devam edecek. Çok güzel bir soruydu. Onu bir kenarda tutalım. Tamam. Şimdiki büyük banknotları düşün. Onun için altın, bozuk paraları, küçük banknotları düşün. O tarz durumlar için de gümüş sikkeleri kullanıyorlar. Şimdi bu para mantığı benim için ters değil. Bu haliyle para gerçekten anlam ifade eder ve işe yarayan bir durum. Çünkü karşılığı var. Ve karşılığı kendi üzerinde. Böyle olduğu zaman diyorsun ki az önce buğday satan adam ya karşılığında altın aldım diyor ya. Onun gönül rahatlığı bende de mevcut. Gel zaman git zaman işte ekonomiler büyüyor. Ticaret büyüyor ya. Yeteri kadar altın, yeteri kadar gümüş bulunamadığı ve basılamadığı için bu zahmetli ve ağır olduğu için tahminimce bir Yahudi bulmuştur diye düşünüyorum. Ama kimden bilmiyorum bu fikir. Ama bana sorarsan bir Yahudi bulmuştur yani. Diyorlar ki biz altın, gümüş kullanmayalım da daha böyle işlenebilir, daha kolay işlenebilir. Daha rahat taşınabilir. Evet. Bir hale getirelim. Para şekil değiştiriyor. Form değiştiriyor zamanla. Artık birileri bir belge haline getiriyor. Nasıl sen bir ev aldın. O evin belgesi nedir abi? Tapu. Tapu. O altının da tapusu diye ifade edebileceğim bir belgesi oluyor. Bir yerden sonra para, kağıt para. Ve adam artık diyor ki hani altın var ama bak bu da belgesi. Altın taşıyıp işte onu işlemesi falan filan zor olduğu için o altın karşılığı bu belge var elimde. Bu belgeyi al sen bana buğdayı ver diyor. Hı hı. Kağıt para da böyle doğuyor. Az önceki altın ve gümüş sikkelerin karşılıkları vardı ve üzerindeydi ya. Şimdi artık kağıt para var ama karşılığı üzerinde değil. Karşılığı devlette ya da Merkez Bankası'nda ya da hazinede her ne dersen bir karşılığı var. Kağıt ama bir karşılığı var yani. Bu da benim mantığıma ters değil. Bu da kullanışlı ve bence problem doğurmayacak bir sistem. Sonra bir akla evvel diyor ki ya para böyle bir şey. Evet, karşılık gerektiren bir şey. Ama diyor karşılığına biz ne yapalım? Altın ya da değerli bir maden koymak yerine bu para basma işini özel bir bankaya verelim. Merkez bankalarını özel hale getirelim. O bu para basma işini yapabilsin, yapsın bu istediği gibi. Devlete de borç versin. Parayı da neyden türetelim? Devlete verdiği borç senedinden türetelim. Bak, bu ana kadar hep paranın karşılığı vardı. Bu andan itibaren Merkez Bankası kafasına göre para basabilmeye ve devlete verebilmeye, devlet de onun karşılığında yine yani Merkez Bankası'ndan kağıt alıyor. Karşılığında ben senden bu kadar kağıt aldım yazıp imzalıyor. Merkez Bankası'na geri veriyor.
Şu andan itibaren paranın karşılığı nerede? Yok. Var. Yani fiziksel bir karşılığı yok. Evet. Ama artık paranın karşılığı borç. Şu anda bizim yaşadığımız sistemde, içerisinde güreştiğimiz sistemde paranın karşılığı borç. Yani para borçtan türetiliyor. Yani senin cebindeki her bir kuruş başkasının borcu. Daha önce bir videoda söylemiştim bunu. Şimdi daha iyi anlatabilir durumda geldik. Baştan anlatınca. Yani sen cebimde para var zannetme. Sen cebinde başkasının borcunu taşıyorsun. Bir gün birilerine ödenmek üzere. Bu işin de doğayeni aslında Amerika. Fikir babası, öncüsü. Amerika'nın kanunları bile böyleydi. Bastığı para karşılığı bir karşılık tutmak zorundaydı Merkez Bankası'nda. Bir yerden sonra kanunu değiştirdiler. Bir karşılığa gerek duymayacak şekilde borç senetleriyle, bonolarla Merkez Bankası'na sınırsız para basma yetkisi verdi. Ve para böyle borç üzerinden, olmayan bir para üzerinden para üretilmeye başlandı. Daha kötüsü, bu bahsettiğim ne kadar kötüyse, daha kötüsü sistem öyle bir hale getirildi ki, işte Merkez Bankası para veriyor, para basıyor, o para bankalara, özel bankalara dağıtılıyor. Şimdi 100 lira bastın, özel bankaya verdin, özel banka aldı o 100 lirayı, kanun gereği elindeki teminatın 10 katı kadar kredi verebilme şansına sahip. Amerika için söylemek gerekirse bu. 100 lirayla 1000 liralık borç verebiliyor dijital olarak. 900 lira nerede? Para yok. Piyasada kaç para var? 10 katı kadar para var piyasada. Evet. Şimdi dolar neden yükselmiyor videosuna dönerse izleyicilerimiz, orada buna benzer bir hikaye anlatıyorum. Merkez Bankası zorunlu karşılıkları piyasaya salıyor, dolar baskılamak için kullanıyor diyorum o videoda. Buna çok benzer bir hesapla borç paradan türetilmiş bir paranın 10 katı kadar borç daha yaratılıyor. Evet. Şu anda az önce söylediğim şey, yine düşün, cebindeki para gerçekten para mı? Yoksa birilerinin borcu mu? Birilerinin borç karşılığı türettiği bir kağıt parçası mı? Şu anda öyle bir borç var ki oluşturulmuş olan, piyasada dolaşan paranın belki 20 katı, 30 katı, piyasada para, dolaşan para derken basılı paradan bahsediyorum. Rakamsal olarak bilmiyorum, kusuruma bakmayın, hani incelemedim, incelesem söylerim de tam rakamını bilmiyorum, tahmini konuşuyorum. Kağıt olarak basılmış piyasada dönen paranın belki 30 katı, 40 katı, 50 katı totalde dijital olarak para var. Evet. Yani herkes, daha basit bir anlatımla anlatayım. Herkes sahip olduğu bankadaki parasını, az çok parası var, 1000 lira, 10 bin lira, 10 milyon lira. Dijital olarak açıp internet bankacılığında görüyorsun ya o parayı. Dese ki herkes, ben şu gördüğüm parayı bir alayım, bu gece evde bir tutayım, bir sarılayım, yatayım, yarın gene bankaya götüreyim, yatırayım dese, insanların belki %1'i bile dijital olarak hesaplarında görünen parayı alamayacaklar. Böyle bir para yok çünkü. Çok enteresan ya. Yani önce altındı, bir değer vardı. Evet. Sonra dediler ki biz bunu taşıyamıyoruz, pratik değil, kağıt yapalım. Tamam, güzel. Buraya kadar yine güzel. Ama karşılığı vardı. Karşılığı var. Sonra bir kağıda döndü. Dediler ki, yani biz bu kağıtları basıyoruz, hep bir karşılık yapıyorduk. Artık karşılığa da gerek yok. Karşılık da yok. Bas baba kafana göre. Şimdi diyorsun ki kağıt da yok. Ne var? Şimdi dijital rakamlar var. Ve şimdi geleceğimiz, bir sonraki videoda detaylı anlatmaya başlayacağımız kripto paralar var. Ama kripto paralara geçiş olsun diye ben bunu anlatıyorum. İnsanlar paranın mantığını anlasınlar diye anlatıyorum. Kripto hepten başıboş o zaman buna bakarsan. Bak spoiler veriyorsun. Bir önceki videoda da orada sen şey diyorsun, hani flash politikte bakkaldan sakız alamıyorum diyorsun. Adamın bir tanesi, ya bu kadar net bir şey söyledin orada. Flash bellekle bakkal Hasan amcadan sakız alamıyorum diyorsun ya. Adam da diyor ki, yo, alışveriş yapılıyor kripto parayla. Lan gerizekalı, daha nasıl anlatayım?
Bununla elindeki flaş bellekle bakkala gittin. Adam dükkanını süpürüyor elinde süpürgeyle. Dedin ki Hasan abi bana iki ekmek bir tane de çikolata var. Adam da verdi. Sen de uzattın flaş belli. O süpürgenin sapını gör. Flaş belliye diyelim. Anlatmaya çalıştığım şey gerçekten fiziksel olarak bakkala gitmekten bahsediyorum. Adam diyor ki biz ondan diyor alışveriş de yapabiliyoruz. Evet. Yapabiliyorsun zaten. Dijital ortamda yapıyorsun. Dijital ortamda yapıyorsun alışverişini. Sana kargoyla yolluyorlar paketini. Böyle bir sistem var. Yapabiliyorsun. Zaten o sistem nasıl doğdu biliyor musun? O kripto paralar nasıl büyüdü? Ne için var? Adam o kripto parayla uyuşturucu ticareti yapıyordu. Beyaz kadın ticareti yapıyordu. Silah ticareti yapıyordu. Yurt dışından yurt dışına parayı çıkartamadığı zaman bu yöntemle kullanıyordu. Para transferi. Oraya bile gelme. Oraya bile gelme. O sonra oluşan şeyler. Bunların hepsini anlatacağım ben kripto para videosunda. Evet. Bitcoin videosunda hepsini detaylı olarak anlatacağım. Doğuşunu, nasıl geliştiğini, nasıl bu hale geldiğini, şimdi ne halde olduğunu ve yarın ne hale geleceğini hepsini anlatacağım. Ama anlatmaya çalıştığım şey bakkaldan bir ekmek, bir ciklet, bir çikolata, bir piskevit bunları alamıyorsun yani. Peki bu sistemin bir sonu var mı? Çok yani sonuçta bir borç, büyüyen bir borç var diyorsun. Ortada bütün rakamlar dijital diyorsun. Çok güzel soru. Bunun bir yerde patlaması, bir çöküşü olması lazım. Ponzi sistemi nedir biliyor musun? Hayır. Bilmiyor musun Ponzi'yi? Yok. Saadet zinciri? Biliyorum. Ponzi sistemi saadet zinciridir. İsmi değişikmiş. Ponzi deyince çıkaramadım ama saadet zinciri deyince bak daha mantıklı geldi. Ponzi deyince bana topuk taşı geldi aklıma ilk. O Ponzi. Geliyorduk. Ponzi sistemi gibi şu anki mevcut para sisteminin Ponzi sisteminden aslında hiçbir farkı yok. Dedim ya sana senin cebindeki para birilerinin borcu diye. Şu anda mevcut canlı elinde kağıt parayı tutabilen adamlar o tuttukları para birilerinin borcu veya da borcundan türetilmiş bir kağıt. Elinde tutabildiği için şanslı hissetmeli kendini. Çünkü yarın öbür gün saadet zinciri ya da Ponzi patladığı zaman elinizde tutmadığınız dijital rakamlar size bir fayda sağlamayabilir. Daha kötüsü elinizde tuttuğunuz o kağıt paralar da bir fayda sağlamayabilir. Nasıl diyeceksiniz? Örneği şöyle. İki tane örnek verebilirim. Bir tanesi çok yakın örnek. Venezuela örneği. Venezuela'da kağıt para, banknot değer olarak yapılış, basılış maliyetinden daha düşük hale geldi. Şöyle örnekleyeyim. 1 TL'lik bir kağıt para düşün. Bunun maliyeti üzerine basılan mürekkep ve kağıt ve işçilik 1,5 TL'ye mal oluyor halde. Şimdi kağıt o zaman mantıklı mı? Venezuela'da bu oldu. Evet. Çuval içerisinde parayla gidip çikolata aldılar bakkalda. Evet. Hala da o durumdadır diye tahmin ediyorum. Yakın zamanda bakmadım ama evet. Bir gelişme yok. Yani o para basın maliyetinin daha altına evet. İnebilir. İnebiliyor da. Almanya'da oldu bu. Hiper enflasyon zamanı. Nazi Almanya'sında. Bunlar çok güzel, çok şey örnekler aslında. Hani insanlara cümlesel olarak söyleyince uçuk gelebilecek ama fiziksel olarak yaşanmış örnekler. Daha enteresanı dedim ya hani dijital para cebinde olmadığı zaman ona güvenme. Nakit parana bile güvenme. Çünkü o da hiperenflasyon karşısında yok olabilir. Evet. Bir örnek vereyim sana. Şu anki nakit para arkasında borç senedine imza atmış hükümetler var. Amerikan dolarının arkasında Amerika Birleşik Devletleri var yani. Türk lirasının arkasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti var evet. Aslında. Her para temsil ettiği devletin himayesinde. Arkasında o var. Peki devletler baki mi? Amerika Birleşik Devletleri yıkılacak diyorlar. Ben 40 yaşındayım. 30 senedir sürekli bunu söylüyorlar. 5 sene içinde Amerika Birleşik Devletleri yıkılacak. 30 senedir duyuyorum ben bunu. Yıkılmadı lan. Ama yıkılabilir. Olabilir yani. Evet. Sen bir para birimine güvenirsin. Bir bakmışsın yarın yerinde yerler esiyor. Al işte Irak gitti.
Suriye, Suriye gitti. Bunlar gidemez mi? Yani demem o ki, dijital rakama güvenme. Elindeki nakit paraya bile güvenme. Ondan bile şüphe duy. Şüphe duyamayacağın tek şey pahada ve yükte. Neyse artık. Elle tutup gözle görebildiğin milattan önce 7. yüzyılda da geçerli, 2020, 2030, 2040 yılında da geçerli olabilecek değerli şeyi elinde tutmaya çalış. O yüzden ben diyorum ki insanlara, Ponzi sisteminin sonuna geldik. Saadet zinciri patlamaya mecbur. Para basıyorlar. Bak yeni, bütün herkes, Amerika para basıyor, Avrupa para basıyor, biz para basıyoruz. Herkes para basıyor. Ponzi sistemi şişirilmeye devam ediyor ama sonuna geldik, bir yerde patlayacak. Ya laf lafı açıyor. Şimdi madenlere değeri veren de insan beyni, insan aklı mı? Yani altın güzel bir şey mi? Yesek karnımızı doyurur mu? Madenlere tatlı değer mı veren şey insan davranışları. Dünyadaki her şeyin değerini insan davranışları belirliyor. Zaten buna arz talep deniyor. Hı hı. Madenlerin değerini de ona atfeden şey insanın verdiği değer. Şimdi sen en büyük değeri neye veriyorsun? Senin için en büyük değerli şey ne bu dünyada? Oğlum. Bravo. Koy kantara. Kaç kilo altın verirler karşılığında sana? Kilosu kadar altın mı? 17-18 kilo. Hayır, kaç kilo altın verirler sana? Sen dedin ki ben bunu satıyorum abi. Koydunuz kantara, 18 kilo bir çocuk çıktı, erkek çocuk. Kaç kilo altın verirler onun karşılığında sana? Çok bir şey vermezler herhalde. O adam onu şey yapıyor. Peki sana dediler ki, aldılar götürdüler çocuğu. Sana dediler ki çocuğunu kaçırdık. Kaç kilo altın verirsin bunun karşılığında? Ne varsa verirsin değil mi? Çünkü sen de ona değerli işte. Evet. Senin için değerli. O, hikaye o. İnsanoğlu davranışları buna değer veriyor, değer biçiyor. Yarın öbür gün yine bir sıkıntı olsa parasal sistemde yine değerli metal kullanılmaya devam edecek. Bir tane yorum geldi. Kadın şey yazmış. İşte altın altın diyorsunuz. Fiziksel altın al. Eve koy diyorsunuz. Birinci kata hırsız girdi. Senin bir hırsız korkusuyla bankaya koyuyorsun ya paranı, altınını, neyiniyse. Bankadaki para senin paran değildir abi. Bu kadar net söylüyorum. Altyazı da yazalım. Bankadaki para sizin paranız değildir. Kimin parasıdır? Kullananın. Ha şöyle bir avantajım var. Gidip alıp yarın öbür gün kullanmaya karar verip alıp kullanabiliyorsun. Yani bankadaki paranın gitmesi için bankanın çökmesi, devlet sisteminin çökmesi gerekmiyor mu? Bankalar battı mı daha önce yani? Batmış mı yani? Batmış. Yani batabilir yani. Evet. Sahibi hırsız çıkabilir mi? Çıkar. Yani devlet güvencesi de yok bir bankada o zaman. 100 bin TL'ye kadar mı? Hı hı. Yunanistan zora girdi. Sermaye kontrolleri uygulamaya başladı. İnsanlar bankadan paralarını çekemedi. Bankadaki para senin miymiş? Arjantin sermaye kontrolleri uyguladı. İnsanlar paraları varsa bile bankadan çekemedi. Para senin mi? Şimdi anlatabildim mi demek istediğimi? Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Kripto paraya giriş için basit, sade bir anlatımla anlatmaya çalıştım. Yoksa bunu daha fazla kimsenin anlamayacağı şekilde terimler kullanarak da anlatabilirdim. Tarihçesine rakamlar vererek de anlatabilirdim. Fakat kısa ve öz olsun dedim. Bitcoin'i de böyle anlatacağım bu arada. Herkesin anlayabileceği gibi. Benim anlatacağım Bitcoin videosu, hatta başlığına yazalım istersen. Hiç bilmeyenler için ve çok bildiğini iddia edenler için Bitcoin diye yazalım, tamam mı? İyi bakalım. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kanallara abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.